Değerli öğrenciler, merhabalar dostlarım. Geldik çemberin analitik incelenmesinin yeni nesil sorularına dostlar. Hadi bira bismillah, hiç konuşmaya gerek yok. Direkt başlayalım, bakalım ne diyormuş ilk soru. Dik koordinat düzleminde merkezi şu olan çember x eksenine teğettir. Şimdi x eksenine teğet olunca merkezin ordinatı yani 5 dediğim şey benim yarıçapıma eşit oluyordu. Demek ki benim yarıçapım da 5'miş dedim. Apsisi de şurasıymış dostlarım. 12 pi birim uzunluğundaymış apsiste. Peki. Bu çember x eksenine teğet olarak ok yönünde bir tam tur döndürülüyor. Şimdi çemberin bir tam tur dönmesi sonucu çevresi kadar yol alır, değil mi? Bu aldığı yol. R'si de 5'ti. R yerine 5 yazarsak demek ki 10 pi'lik bir yol alacak. 10 pi'lik yol aldı. Aha geldi buraya merkezimiz. Şurası oldu yeni merkez. Ve şu ara 10 pi'miş. Toplam 12 idi ya. Şuraya kaldı 2 pi. Apsisim 2 pi. Ordinatım yine yarıçapım zaten 5 oldu. Merkezin yeni koordinatları 2 pi'ye 5 oldu dostlar. Çemberin denklemi nedir? O halde x eksi 2 pi olacak. Bir kere x eksi 2 pi olacak. Şunları silelim. Y eksi 5 olacak. Şunu da silelim. Yarıçapta 5 zaten eşittir 25. Bunu da gördük. Paketledik Bursa'yı. Geldik 2 numaraya. Bilgisayarda dik koordinat düzleminde çizim yapan Ali. Dikdörtgenin içine 2 tane büyük eş, 3 tane de küçük eş çember çizmiştir. Büyük çemberlerden birini turuncuya boymuş. Turuncunun denklemi aha şuymuş kardeşim. Bak merkezi 9'a 7'ymiş. Şurası merkez olsun. 9'a 7. Yani şurası 9'muş dostlar. Şu uzunluk toplam 9. E bunlar eşse şöyle R dediğimde 3R'nin 9, R'nin 3 olduğunu görüyorum. Yani şu adamın yarıçapı 3 birim. O halde şurası da 3. Buradan aşağı inen de 3. Yani şurayı 6 bulduk. Peki başka 7'ymiş şuradan aşağıya inen diklik 7. Üste çıktığımda da yarıçap 3'tü. Toplam 10'muş meğersem burası lan. Demek ki şuradan aşağı inen diklik de 4'müş. Demek ki bak şunların şu çapı 4'müş arkadaşlarım. Çap şuraya eşit ya. Çap 4. O halde yarıçap 2. Gel şunların çaplarını bak. 4 buradan. 4 buradan 8. 4 de buradan 12 diye. Dikdörtgenin uzun kenarında 12 buldum. Alanını soruyor. 10 çarpı 12. Bursa'yı paketledim. Yarıçapı 4 eksenlere teğet, yarıçapı 1 x eksenine teğet falan filan. Dairelerin alanlarını iki eşit parçaya ayıran doğru y eksenini hangi noktada keser diye bir soru sormuş. Şimdi bunların alanlarını iki eşit parçaya ayırıyorsa ikisininkini birden şöyle ikisinin de çap doğrularından geçen bir doğrudan bahsediyoruz biz. Şu doğrudan bahsediyoruz dostlarım. Peki bu adamın yarıçapı 4 ise şurası 4. Şurası da 4. Bu adamın yarıçapı 1 ise şurası 1. Peki burası 4, burası 1. Bunu da biliyoruz. Şuradan bir diklik çizelim. Burası 1, burası 3, burası 5 ise şurası 4 oldu. Bunu söyleyelim. Şurası 4, o zaman burası da 4 diyelim. Bize neyi soruyordu la bu arada? Neyi soruyor? Ayıran doğru y eksenini hangi noktada keser? Aha şurada kestiği şu uzunluğu soruyor yani bize. Soru burası. Tabii bunu biz benzerlikten falan buluruz aslında istesek dostlarım ama gerek var mı benzerliğe? Hadi benzerlikten yapalım. Normalde şöyle yapacaktım. Hani analitikten çözecektim. Şu iki noktanın koordinatlarını bildiğim için doğrunun denklemini yazacaktım iki noktadan. Oradan da y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 verecektim. Ama bakın benzerlikten çok kolay bir şekilde çözeceğim. Şimdi şuradaki açıyla şuradaki açı yöndeş oldukları için eşit. Bak bu açının tanjantı 3 bölü 4. O halde bu da 3 bölü 4 olacak. 4 burasıysa buraya 3 kaldı. Şu mesafede 4'tü. Buraya da 4 kaldı. Bak toplam 7'yi buldum bile dostum. Merkez koordinatları A noktası olan çember x eksenine teğettir. Aga x eksenine teğetse yarıçap neye eşitti? Y'nin pozitif değerine. Y zaten 5. Demek ki yarıçapı 5. Y eşittir 9 doğrusunun bu çember içinde kalan kısmının uzunluğu nedir diye soruyor şimdi bize dostlarım. Bak şimdi kardeş şöyle bir şekil çizmeye çalışalım ya biz de.
Şimdi merkezimiz A'ya 5. A sıfırdan büyük demiş. A şurası olsun. Bilmiyoruz ya neresi olduğunu. 5 de burada zaten. Merkez burası. Yarıçapım da 5 birim olacak. O halde merkez x eksenine teğet demiş. Şurası 5 birim, şurası A birim. X eksenine teğet dediği için şöyle çizeyim ben bu çemberi. Şöyle yarıçapı 5 olan bir çember çizelim arkadaşlarım. Burada nereden geçtiğini ben de bilmiyorum. Burası 5 görüyorsunuz. Şu yukarıdaki mesafe de 5. Y eşittir 9 doğrusu diyor. Şöyle bir doğru olacak bu Y eşittir 9 dediğimiz şey. Yani şurası toplam buraya kadar olan yükseklik 10 ya. 10'dan bir birim aşağıdan geçecek. Şuraya da 4 kaldı. Yarıçapım da 5'ti. 3, 4, 5'ten burası 3, burası 3 geldi dostum. Toplam 6 birim çıktı. Kirişin uzunluğu. A noktasından aynı anda harekete başlayan 3 karınca aynı hızlarla noktalarına aynı anda ulaşırlar. Buna göre A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Yani A bunların üçüne de eşit uzaklıktaymış dostum. Bak gösterelim. Şöyle. Birisi 6'ya 0 noktası burada. Birisi 0'a 4 noktası burada. Biri de 0'a 0 noktası. Demek ki A noktası öyle bir yerde ki buna olan uzaklığı, buna olan uzaklığı, buna olan uzaklığına eşit. Bak muhteşem üçlü yaptı. Bize de bu A'nın koordinatlarını soruyor dostlar. 4 ile 6'nın tam ortasında olacak değil mi kardeşim? Bu 0'a 4, bu da 6'ya 0. Toplayalım. 6 böl 2'ye 3. 4 ile 0'ı topla böl 2'ye 3'e 2 oldu kardeş. A'nın koordinatları. Dik koordinat düzleminde az önceki soru bu arada kardeşim çemberin merkezi oluyordu buradaki A noktası. Hani çemberle ne alakası var hocam? Diyesi tutuyor insanın bazen. Bu aslında bir çember sorusu. Çemberin içindeki bir noktanın çemberin uzaklık kenarlarına ya da çemberin çevresine uzaklıkları eşittir. Yarı çaptır muhabbeti var ya. Oradan çözmemi istiyor aslında ama biz bakma. Muhteşem üçten çözdük zaten. Dik koordinat düzleminde denklemi olan çember x ekseni boyunca 2 birim sağa, y ekseni boyunca 2 birim aşağı yönünde. Son durumda orijinin çembere en yakın noktası A ve en uzak noktası B olduğuna göre OA ve OB. Şimdi çemberin merkezini bir söyleyelim ilk etapta. 2'ye eksi 1. Şimdi bu adam 2 birim sağa öteleniyorsa merkezin yeni hali 2 ekledim x'e. 2 birim de aşağı öteliyorsa 2 çıkarttım y'den 4'e eksi 3 oldu. Şimdi benim çemberimin orijine şöyle en yakın en uzağa sorduğu için merkezden geçen doğruyu da çizdim. 4'e eksi 3 benim merkezim. Orijine en yakın noktası A, en uzak noktası B. İşte buralar dostlarım. Peki bu çemberin yarıçapı kaç? 2. Şurası 2. Merkezin orijine olan uzaklığı bak 3, 4'ten 5. Şuraya kaldı 3. Yarıçapta 2. Neyi soruyor? OA 3, OB 3, 5, 7. Ceyhan'ı işaretledim. Bir su birikintisine atılan iki taşın oluşturduğu merkezli eş daireler K noktasında dıştan teğet olduğu an görülmüştür. Eş daireymiş. O1 merkezi dalganın denklemi. O1 merkezi dalganın denklemi olduğuna göre O2 merkezi dalganın denklemi nedir? Şimdi yarı çapını verecek tabii ki bize. Yarı çapımız da 10'muş bu arada arkadaşlarım. Bak buradakiler de eş dediğine göre bizim çemberimiz de 10 olacak dostlar. Yarı çapı yani re karesi 10 olacak diyelim. Şurası 10'muş. Peki bu K noktası çemberin üstünde mi? Üstünde. Denklemini sağlayacak. Başka merkezinin koordinatları değişik olacak sadece değil mi dostum? Bu adamın merkezi eksi 1'e eksi 2. Şurada teğetler. Şuraya geldiğimde eş dedikleri için bunlar da birbirine eşit olacak. Yani yarıçaplar eşit olacak birbirine şu mesafeler. O2 de görüyorsun K noktası O1 ile O2'nin tam ortası oldu. Şimdi şöyle yapalım. Eksi 1'den eksi 2'ye 1 düştü. 1 de ben düşürüyorum. Eksi 3. Eksi 2'den 1'e 3 çıktı. 3 de ben çıkartıyorum. 4. Eksi 3'e 4 oldu. Yeni çemberin merkezi. X artı 3 ile başlayacak. Y eksi 4 ile devam edecek.
Denizli şıkkı doğru cevaptır. 10 birimlik çap uzunluğu y eşittir 2 doğrusu çap uzunluğu y eşittir 2 doğrusu üzerinde olan yarım çember çiziliyor. Y eşittir 5 doğrusu bu yarım çemberi 2 noktada kesiyor. Şimdi şöyle bir çizelim. Şöyle önce bir y eşittir 2 doğrusunu çizelim. Y eşittir 2. Şimdi diyor ki 10 birimlik çap uzunluğu diyor. Şöyle bir 10 birimlik çapı var bu yarım çemberin. Şurası 10 birim, şurası 5, şurası 5. Merkez burası olsun. 10 birimlik bir çapı var. Y eşittir 2 doğrusu üzerinde olan bir yarım çemberi çizdik. Y eşittir 5 doğrusu. Şimdi şurası da 5 birim arkadaşlarım. Şuradan aşağısı 2. Demek ki öyle bir yerden geçiyor ki y eşittir 5 doğrusu. Şurası 3, şurası 2 oluyor. Çünkü şurası 3 olacak ki y eşittir 5 olsun. Burası 2, burası 3, şurası 5 noktası. Böyle çizdim. Kalan y eşittir 5 doğrusunun bu çember içinde kalan şu kısmının uzunluğunu istiyor bizden. Şimdi bunun yarıçapı 5. Şurası da 5. Gör bakalım 3, 4, 5 üçgenidir değil mi? Burası da 4 oldu. Çünkü merkezden indirilen dikme kirişi 2'ye bölecek. 8 birim çıktı cevabımız. Dik koordinat düzleminde birinci bölgede her ikisi eksene teğet olan K merkezi 4 birim yarıçaplı çember ile B noktasından geçen L merkezli çember Y eksen üzerindeki bir noktada birbirlerine teğettirler. Tamam. Vay güzel. Şimdi şöyle yapalım. Bunun bir resmini çizelim biz bakalım. Ben tam oturtamadım kafamda. Şöyle yavaş yavaş çizelim. 4 santim yarıçaplı çember her iki eksene de teğet. Ve birinci bölgeydi değil mi? Evet. Merkezi K, yarıçapı da 4. Her iki eksene de teğetmiş arkadaşlar. Şöyle 4 santim yarıçaplı çember ile. Eksi 2'ye 0. Eksi 2 şimdi şuralarda bir yerde olur göz kararı. Yok eksi 2'ye 0 şurada. Ha. X'in eksi 2 olduğu bu değil. B noktası burası. Noktasından geçen ve L merkezli geçen L merkezli çember Y ekseni üzerindeki bir noktada birbirine teğetmiş bunlar arkadaşlarım. Şimdi Y ekseni üzerinde zaten sadece bu noktada değiyor bu adam birbirine. Şöyle bir çember o zaman. Bu noktadan da geçiyorsa şöyle bir çember olacak. Bilmiyorum tam bu noktada teğet mi gerçi onu da bilmiyoruz da. Şöyle de olabilir dostlarım. Şöyle bir çember. Evet. Diğeri de bu oldu kardeşlerim. Peki bu noktada da teğet oldular bunlar birbirlerine. L merkezi çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Tamam. Bunun da merkezi L'ymiş. L noktası. Ve eksi 2'ye 0 noktasından da geçiyormuş. Şimdi bir kere bak şöyle yapabilirsin. Eksi 2'ye 0 ya bizim bu noktamız. Hemen bütün şıklarda x yerine eksi 2, y yerine 0 yaz. Bakalım hangisi sağlıyor. Eksi 2 yazarsam 3 karesi 9. 0 yazarsam 2 karesi 4. 9, 4 daha 13. Bak bu sağladı. Eksi 2 yaz 4. Karesi 16. 0 yaz 4. Karesi 16. 32. Bak bu sağlamadı. Eksi 2 yaz 2 karesi 4. 0 yaz 4 karesi 16. Topla 20. 16'ya eşit değil. Sağlamadı. Eksi 2 yaz 3 karesi 9. 0 yaz 4 16 karesi 25. Bak bu sağladı. Eksi 2 yazarsam 4 karesi 16. 0 yazarsam 4 karesi 16. Bu da sağladı. Ya en azından 2 şıkkı eledim yani öyle düşün. Evet şimdi soru buydu. Bakalım başka neler yapacağız şimdi görelim. Bunun yarıçapı 4. Şimdi şuradan aşağıya bir diklik indirelim. Şurayı ikiye bölecek tabii ki. Teğet oldukları için merkezleri ve teğet noktaları doğrusal olacak. Şunun yarıçapını R diyelim. Şurası 2 birim, şurası 4 birim bunu söyleyelim. Şuraya da A ve A diyelim. Şimdi burası dik, burası dik. Tamam. Burası dikdörtgen oldu. Bu da dik oldu kardeşlerim. Şuralar da 90, 90 oldu. Burası 4 ise şurası 4 geldi. Dikdörtgen oldu sonuçta. R artı 4. Burası da R artı 4 olacak.
Şurası R olacak. Şuraya da R eksi 2 kaldı. R eksi 2. E şu da R olduğu için bak 4 R eksi 2 ve R. R'ye 5 desem burası gerçekten 3 oluyor. Demek ki yarıçapı 5 olacak bir kere. Yani eşittir 25 olacak. Aha da bir kere buradan geldi cevap dostum. Sadece yarıçaptan bile bulabildim. Evet, 9. soruda tamam. Geldik 10 numaralı soruya. Analitik düzlemde y eşittir 1 doğrusuna teğet olan ve merkezinin koordinatları bilmem ne olan çemberin y eksenini kestiği noktalar arası uzaklık kaç birimdir? Analitik düzlemde y eşittir 1 doğrusuna teğet olan ve merkezinin koordinatları 1'e 3. Gösterelim dostlarım. Şimdi 1'e 3 dediğimiz şey burası olsun. Bu bizim merkezimiz. Y eşittir 1 doğrusu diyor. Y eşittir 1 doğrusu da şu olsun dostlar. Buna teğet olacak. Şurası 2 birim oldu. Burası 1 oldu. Y eşittir 1 dediği için şurası 1 birimmiş. Ve buna teğet olan şöyle bir çember var arkadaşlar elimizde. Yarı çapı 2 olan bir çember. Y eksenini kestiği noktalar arası uzaklık bize şu y eksenini kestiği iki noktanın arasındaki uzaklığı soruyor. Şurayı soruyor. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi 2'ye bölüyordu. Şurada teğet 2 birim, yarı çapı da 2 birim oldu demektir. Şurası da 2 geldi. Şurası 1. Buraya kadar olan kısım 1. Şurası 1. O halde burası da 1 oldu. Bak 4'ten 1 çıktı, kök 3. Demek ki bu da kök 3. 2 kök 3 olacak. Cevabımızın cevabımız diyelim. Analitik düzlemde eksene teğet olan O merkezi çemberin yarıçapı 3 birimdir. Tamam. Şuradan aşağı inen diklikler, buralara inen diklikler 3 birimmiş. Bu çember x ekseni boyunca 3 birim sağa öteleme hareketi yapılıyor. Şimdi merkezimiz 3'e 3 oldu. 3 birim sağa ötelersem ben apsis 6 olur. Ordinata bir şey yapmıyormuşuz. Buna göre ilk çember ile son çember arasında kalan ortak bölgenin alanı nedir diye soruyor. Şimdi merkezi artık 3 birim sağa ötelediğimde tam şuraya geliyor merkezimiz. Yeni merkez burası oldu. O üssü. Çember de tam şöyle bir şey oldu değil mi dostlarım? Şu oldu arkadaşlar. Yarıçapı 3 olan bir çember. Bak ikisinin ortak bölgesi şurası oldu. Şurayı soruyor bize. Şimdi bunu da şuradan çözelim. Biz çemberde uzunlukta çözdük bundan dostlarım. Birbirinin merkezinden geçen çemberler yarıçapı 3. Şurayı çizersem bu da 3 merkez. Bu da 3. Çizdim 3, çizdim 3. İki tane eşkenar üçgen çıktı. Şurası 120 derece oldu. Şunlar 60'ar derece oldu. Bak burada ne çıktı karşımıza? Şurası 120 derecelik bir daire diliminin alanı oldu arkadaşlarım. 120 derecelik daire diliminin alanı. 120 çarpı pi r kare bölü 360. Gitti gitti 3. 9 pi bölü 3'ten de 3 pi geldi. Şimdi bu 1 artı. Şimdi şuranın alanını bulacağım. Bu da 60 derecelik dairenin alanından, onu da şöyle kırmızıyla göstereyim. Şurası yani. 60 derecelik dairenin alanından şu eşkenar üçgeni çıkartacağız. Hadi 60 derecelik dairenin alanı 120 buysa 60 derecelik de yarısı değil mi? 3 pi bölü 2'dir. Eksi eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'ten 9 kök 3 bölü 4 olur. Şurayı buldum şimdi bak bunu. Aynısından bir de burada var arkadaşlarım bundan. Çarpı 2 dediğimde bunları da buldum. Ve toplam alan 3 pi artı şunu da 2 ile çarpalım. 2'yi içeriye dağıtalım hatta bunlar gitsin. 3 pi bu gitsin 2 kalsın. Eksi 9 kök 3 bölü 2. 6 pi eksi 9 kök 3 bölü 2. Cevap Denizli'den geldi. Evet geldik 12. sorumuza arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor. Diyor ki x ekseninin şu çemberin içinde kalan kısmının uzunluğu 8 birimdir diyor. Tamam. Şimdi biz bu çemberin merkezini A'ya 3 diyebiliyoruz. Yarı çapını da bilmiyoruz. R diyelim. Bir çizmeye çalışalım bakalım dostlar. Nasıl olacak görelim. Şöyle bir çember çizeceğiz.
Önce bir koordinat düzlemini çizdik. Şimdi merkezimiz A'ya, şurası A olsun. 3. Şurası da 3. Şimdi A'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Rastgele bir şey seçtim. Belki de negatif tarafta A dostlar. Peki merkezimiz bu. Yarı çapını da bilmiyoruz. Bir de bu x eksenin içinde kalan kısmı demiş. Yani çember x eksenini iki noktada kesiyor. Şöyle bir de çember çizelim rastgele. Şöyle de çemberimi çizdim. Şimdi yarı çapının R olduğunu, şurası R diyelim. Bu içinde kalan kısım 8'di. Şurası tam ortası olacak değil mi? Merkezden indirilen dikme bu 8'i 2'ye bölecek. 4 burası olsun diyelim. Şurası 3 birim zaten şuradan dolayı. Bakın 3, 4'ten 5'i bulduk. Yarıçap 5'miş arkadaşlarım. Peki. Yarıçap 5 ise şurasının 25 olduğunu söyleyeyim hemen. Şimdi bir de bu çember şu noktadan geçiyormuş. O halde bu nokta çemberi sağlayacak. Eksi 1'e 0 noktası. Şurası mesela değil mi? Eksi 1'e 0 noktası dediğimiz yerde burası. Hemen x yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1 eksi a'nın karesi. Y yerine 0 yazarsam 9 eşittir 25. 9'u bu tarafa atarsak 16 oldu şurası. Neyin karesi 16? 4'ün ya da eksi 4'ün. O halde şimdi eksi 1 eksi a ya 4'tür. Bu durumda a eksi 5 çıkar. Eksi 1 eksi a eksi 4'tür. A bu durumda 3 çıkar dostlarım. İşte a'nın 3 olması benim şeklime daha uygun olduğu için a'ya 3 diyorum. Şurası da zaten 1. Bakın 4, 4'ü de sağladı. Eksi 1'e 0'dan da geçiyor. Bunu da sağladı. Şimdi buradan yürüyelim o halde. Bakalım neler olacak. Şimdi şurası da 3 birim. Bunu biliyorum. Bakın buradan yine kirişin uç noktasına yarı çapımı çizeyim. 5 oldu burası. Şurası yine 3 ise burası da 3. Bakın buraya 4 kaldı. Şu nokta 7 noktası oldu. Bana da diyor ki y eşittir 7 doğrusu. Onu da çizelim. Bakın y eşittir 7 doğrusu tam şuradan geçiyormuş. Bir de x ekseni arasında kalan, şu eksen arasında kalan şu yayların, bu yayla bu yayın uzunlukları toplamını soruyor bize dostlarım. Sorumuz bu. Şimdi ben bunu şurada sadece çemberi çizeyim. Şöyle bir çember var elimizde. Bir y eşittir 7 doğrusu var. Bir de x eksenimiz var dostlarım. Şöyle. Merkezimiz şurada ve merkezin şu y eşittir 7 doğrusuna uzaklığı 4. Şunu gösterelim. Bu 4 burayı kesin 2'ye bölecek. Yarı çapımız 5. O halde burası 3. 3 oldu. X eksenine uzaklığı 3 birim değil mi? Şurası 3 birim. Yarıçapım yine 5. O halde burası da 4, 4 diyelim. Onu zaten biliyoruz. Şimdi bakın burada iki tane eş üçgen çıktı. Şöyle A 90 B yazayım. Bakın 3'ün karşısına A demişim. O halde burada da 3'ün karşısı A. Burası da B olacak. Şuraya bakarsanız A artı B 90 olduğu için şu araya da 90 kaldı dostum. Demek ki benim şuradaki yayımın ölçüsü 90 dereceymiş. Bunlar paralel olduğu için arada kalan yaylar eşitti. Bu da 90 derece oldu. Yani kısaca bana 180 derecelik yayların toplamını soruyor. 180 derecelik yay demek yarım daire demektir değil mi? Tam dairenin çevresi 2 pi r idi. Yarım daire dediği için bölü 2 yapıyorum. İkilerde sadeleştiriyorum. Yarı çapımızı da 5 biliyorduk arkadaşlarım. 5'i de buraya yazalım. Bakın ne çıktı cevap? 5 pi yani Denizli'den geldi cevabımız dostlar. Geçelim 13 numaraya. Bakalım bu ne diyor? Dikdörtgen biçiminde bir masa ve masanın üzerinde 3 birim yarıçaplı bir örtü. Örtünün AB kenarına en kısa uzaklığı, şimdi bir çemberin bir doğruya en kısa uzaklığı ya da en uzak uzaklığı dediğinde hemen merkezden o doğruya dikliği indiriyorum. İşte en kısa mesafesi şurasıdır 2 diyorum. Yarıçapı da 3'tü. Buraya da 3 yazalım.
AD kenarına en kısa uzaklığı da 8. Hemen buraya bir diklik indiriyorum. En kısa uzaklık şurasıdır. Yarıçapta 3 birimdir dedim. Gösterdim bunları da. Bakın merkezinin koordinatları ne oldu böylelikle? Apsisi 11, ordinatı 5 oldu. Bize de bu örtünün denklemini soruyor. Demek ki x eksi 11 ile başlayacak. Y eksi 5 ile de devam edecek. Cevabımız Denizli'dir dostlarım. Analitik düzlemin birinci bölgesinde iki eksene teğet olan 5 birim yarıçaplı bir çember ile. Şimdi iki eksene teğetse çemberimin merkezinin koordinatları yarıçapa eşitti, değil mi? R R'ydi. Yarıçapta 5 olduğu için demek ki benim merkezim 5'e 5. Birinci bölgede olduğu için ikisinin de işareti artı. Bir de şu nokta veriliyor. P noktası çember üzerinde hareketli bir nokta olduğu bilindiğine göre AP uzunluğunun en büyük değeri kaçtır? Bakınız şöyle. Şimdi elinizde bir çember var. Bu çemberin merkezini biliyorsunuz siz 5'e 5. Elimizde bir A noktası var 0'a 17. Bu çemberin üstünde bir de P noktası var. Hareketli, dönüyor sürekli. Diyor ki AP uzunluğu en az ya da en çok kaçtır diye sorulduğunda hemen ne yapacaktık? Merkezle A'yı birleştirip işte bu noktanın P noktası tam buradaysa A'ya olan uzaklığı en kısa olur. Tam buradaysa P noktasıysa en uzak mesafe olur dostlarım. Şimdi yarıçapımız 5, 5'i de yazalım. Gelin M ile A arasındaki uzaklığı da iki nokta arası uzaklıktan bulalım. Neydi iki nokta arası uzaklık? X'ler farkı 5'ten 0 çıktı 5 karesi. 5'ten 17 çıktı 12 karesi. 5 12'den de 13 geldi. Demek ki bu aradaki mesafe 13. En kısayı soruyorsa cevap 8'dir. En uzağı soruyorsa 13 artı 5'ten 18'dir. En büyük değeri 18'miş dostum. O merkezli çember Y eksenine B noktasında D doğrusuna da burada teğettir. Çemberin merkez koordinatları toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Bakın bu noktanın apsisi ve ordinatı 4. 4'e 4. O halde burası 45-45-90 üçgenidir diyorum. Şurası da 45 derece geliyor. Ve burası 4 kök 2. Şimdi dondurma kuralımız vardı. Çemberde uzunlukta öğrendik hatırlarsanız. Çembere çizilen iki teğet eşitti. O halde bu da 4 kök 2. Bakın merkezinin şöyle apsisini gösterelim. Burası apsisidir. Ordinatta buradan aşağı inen diklik yani 4 kök 2'dir dostlarım. Demek ki O noktasının ordinatını 4 kök 2 bulduk. Şimdi apsisini bulacağız dostlar. Merkezin koordinatlarını toplayın diyor zaten bize. Apsis dediğimizde şurası yani R. Yarıçapı aslında çemberimizin R'yi bulacağız şimdi. Peki şuraya da bir dik indirelim. Burası da x olsun. Başka ne biliyoruz? Şuradan şöyle bir çizeyim arkadaşlar da ondan sonra. Bu iki teğetin kesim noktasıyla merkezi birleştirince burası açıortay oluyordu, değil mi? Hem bu taraftan hem bu taraftan. 22,5, 22,5 diye de burayı böldüm dostlarım. Şurası da 67,5, 67,5 geldi. Başka ne yapabiliriz? Yani mecbur bu 22,5, 67,5'u kullanacağız herhalde. Şimdi şöyleydi kural. 22,5'un karşısında x var ya. 67,5'un karşısında bunun kök 2 artı 1 katı oluyordu. Yani 67,5'un karşısındaki 4 kök 2 x'in kök 2 artı 1 katıymış. O halde x'i de buradan hemen bulalım. 4 kök 2 bölü kök 2 artı 1'dir. Hemen bunu eşlenikle çarpıyorum. Kök 2 eksi 1 ile. 4 kök 2 çarpı kök 2 eksi 1 bölü kök 2'nin karesi 2. 1'in karesi 1'den 2 eksi 1 yani 1 geliyor. Paydayı önemsemeyelim o halde. Şimdi üst tarafı da dağıtalım içeriye. 4 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 8. Eksi 4 kök 2 de bu geldi. Demek ki apsisimde
8 eksi 4 kök 2'ymiş. Bana da bu ikisinin toplamını soruyor. Bakın kök 2, 4 kök 2'ler gidince geriye 8 kaldı diyebiliriz dostlarım. Bu ne diyor? Çemberinin y eşittir x doğrusuna göre simetriğinin merkez koordinatları nedir diye soruyor dostlar. Şimdi önce bir merkezi biz bir bulalım. Neydi merkezimiz? X'in katsayısı olan d, yarısının ters işaretlisi 3. Y'nin katsayısını alacağım ama y yok. Demek ki sıfırmış katsayısı diyorum. Merkez bu. Y eşittir x doğrusuna göre simetri demek yer değiştir demekti dostlarım. Yer değiştiriyorduk. Y'nin yerine x, x'in yerine y. Yani merkezin yeni koordinatları 0'a 3 olacakmış demek ki. Ceyhan. Dik koordinat düzleminde A noktası 0'a, A'ya 8 merkezi çember y eksenine, B merkezli çember de x eksenine teğetmiş. Bakın B'nin ordinatını vermiş. Yani şurası 2 birimmiş. B'nin yarıçapını da bulduk 2 diye. A'nın ordinatı 8'miş. Apsisi de A. Şurası A imiş. Ordinatı da 8. Buradan aşağı inen diklikte 8. Yani şurası 8. İki çemberi teğet görünce merkezlerini ve teğet noktalarını birleştirin demiştik. Şurası da A, burası da 2'dir, yarıçaplarıdır diyelim. Başka, aynı noktada teğettirler diyor. Şu noktada D doğrusunun denklemi nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Bakalım neler yapabileceğiz kardeşler. Şimdi D'nin eğimini bulsak bizim için yeterlidir aslında diyebilirim. Şimdi bir kere şurası şuraya eşit. Çünkü bu çembere iki tane teğet çizilmiş. Dondurma kuralından bunlar eşitti. E büyük çembere de bununla bu teğet olmuş. O halde bunlar da eşit. 8, 8 diyebilirim buraya. Sonra şuradan merkezden ve buradan geçen şu açıyı çizelim. Bakın şurası kesin açıortay oluyordu. X, X diyelim bu açılara biz. X, X. Şimdi ben buradan tanjant x'i söyleyebilirim. Tanjant x eşittir 2 bölü 8 yani 1 bölü 4 diyebiliriz dostlarım. Peki başka neler yapabiliriz? Yani direkt buradan mı buluruz diye düşündüm de başka bir çözüm yolu var mı? Mutlaka vardır arkadaşlarım da şimdi aklıma gelmedi açıkçası. Şuradan dikindirsem, şuradan çizsem 2 burası buraya 6 kaldı. Şurası ne oldu? 8 eksi A. Evet, oradan da bulabilirmişim aslında A'yı. A'yı bulduktan sonra koordinatlarını bulmuş olurum. Nerenin? Şuranın koordinatlarını. Aa, buradan da geliyormuş. Ama tanjant x ile başladığım için tanjant x ile devam edelim. Şimdi D doğrusunun eğim açısı şurası değil mi? 2 x yani. Bana tanjant 2 x lazım arkadaşlar eğimini bulmam için. O halde tanjant 2x'in açılımını yazıyorum. Neydi? Tanjant x artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant x. Şimdi 1 bölü 4 artı 1 bölü 4. 2 bölü 4 yapar. Yani 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. Yani 1 bölü 16. 16 1 çıktı. 15 bölü 16 geldi burası. Burada da 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 dursun. 16 bölü 15'i de ters çevirelim. 8 bölü 15 geldi. Bu tanjant 2x. Yani benim aradığım doğrunun eğimi. 8 bölü 15 olacak. Cevap bakınız Adana'da mevcut eğimi. 8 bölü 15 olan doğruyu işaretledim. 18 numara. Sarı yeşil mor renkli dairelerin yarı çapları eşit uzunluktadır. Teğet x eksenine teğettir. Mor renkli dairenin denklemini vermiş. Bak hemen gösterelim. Şöyle biraz daha koyu bir renk alayım. Morun dostlar şu yarı çapını şurası 4 ya 2 diye vermiş. Apsisini de hemen şu teğet noktalarından şöyle geçen doğruyu göstereyim. Bunun da yarı çapı 2, 2, 2. Bakın apsisi 6, ordinatı 2 zaten. Görüyorsunuz denklemini. Şuradan aşağı indirdiğim diklik de 2. Şu adamın merkeziyle teğet noktasını hemen birleştirelim. Yarıçapları eşit dediği için bunlar da 2, 2. Aynı şeyi bunun için yapalım.
2, 2. Bakın burada bir eşkenar üçgen çıktı. 60, 60 diyelim. Yeşilin neyini istiyor? Denklemini istiyor. Şimdi yeşilin eşkenarından faydalanalım. Şuradan aşağı bir diklik inersek 2, 2 diye böldü. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 geldi. Buradan aşağısının da 2 olduğunu biliyorum. Demek ki bak bunun merkezinin ordinatını buldum. 2 kök 3 artı 2. Şimdi apsisini bulalım. Apsis de şuraya olan uzaklık. Yani şurası dostlarım 4. O halde x eksi 4 ile başlayacak denklem. Bu değil, bu değil. Yarıçapım 2 olduğu için burası 4 olacak. O da tamam. Bir de şu y eksi şunu çıkartacağız değil mi? 2 kök 3 artı 2'yi çıkartacağız. Ve karesini alacağız. Bu. Peki y'den bunu çıkartırsak y eksi 2 kök 3 eksi 2 gelir. Y eksi 2 kök 3 eksi 2. Yani Bursa şıkkı doğru cevaptır dostlarım. Evet. 19. Bir mühendis yeni bir inşaatın projesini bilgisayara aktarırken üstten görünümden faydalanmak için dik olanı kullanıyor. İnşaatın temeli daire şeklinde olup bu daire eksenleri ve D doğrusuna buna göre bilgisayar ekrandaki inşaat temelini kapladığı alan kaç birim karedir? Bize de bu dairenin alanını soruyor dostlar. Gelin önce şundan bir faydalanalım. Şimdi bu adamın merkezi şurası olsun. Şurası yarıçap. Şurası yarıçap. Yani merkezin koordinatları R'ye R oldu dostum. Peki bu adamın bu doğruya olan uzaklığı da R değil mi kardeşler? Yani biz burada şunu yapabiliriz. Merkezin doğruya olan uzaklığını bulup onun yarıçapa eşit olduğunu söyleyip R'yi bulabiliriz. Bu birinci yol. Şöyle yapabilirim. Şimdi bunun x'e 0 verirsem y 3 çıkar. Demek ki y'yi 3'te kesiyormuş derim. Y'ye 0 verirsem x 4 çıkar. Demek ki x'i 4'te kesiyormuş derim. Yani şimdi şurası r, şurası r ise burası 3 eksi r. Dondurma kuralından eşitler bu da 3 eksi r. Şurası 4 eksi r. Dondurma kuralından bunlar eşit bu da 4 eksi r. Ve biz burayı 3 4'ten 5 diyebildiğimiz için demek ki 3 eksi r ile 4 eksi r'nin toplamı 5'tir derim. Yani 7 eksi 2 r 5'tir. 2 r 2 r'yi 1 böyle de bulabilirim dostum. Dediğim gibi iki yolla bulabilirim. Merkezin doğruya olan uzaklığı yarıçapa eşittir. Buradan da bulurum. Ya da bakın normal dik üçgen yaparak da buldum dostlarım. Dondurma kuralından da bulduk. R1. R1 ise artık merkezin koordinatlarını da biliyoruz. 1'e 1. Ama gerek yok değil mi? Denklemini sormuyordu. Yani alanı soruyordu. Pi re kareyi soruyor. Pi re kare. R'de 1 olduğu için karesi de 1. Pi çıkıyor direkt cevabımız. Üçgeninin çevrel çemberinin denklemi nedir diye soruyor. Gelin önce şuradan aşağı bir diklik indirelim. Burası 4'tür. X'i de apsisi de 2 olduğu için buraya da 2 yazalım. Bakın 4'ün karesi 16. 2 çarpı 8'dir değil mi? Öklit yaptım. Şimdi dik üçgenin çevrel çemberi demek hipotenüs çap olacak arkadaşlarım. Çünkü neden? Çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Demek ki benim çapım burası. Hatta merkezim ne oldu bu durumda? Tam ortası. 10 ya 5 5 diye böldü. Yani merkezimiz 5'e 0 noktası oldu. Yarıçapımız da tabii ki burası çap olduğu için 5. Burası da 5. Yarıçapta 5 geldi. Yani x eksi 5'in karesi, y eksi 0'ın karesi eşittir 25 olacak dostlarım. Cevap Ceyhan'dan çıktı. 21. M merkezli çember y eşittir 6 doğrusu ile k noktasında x eksenine t noktasında teğettir diyor. Tamam. Şimdi y eşittir 6 doğrusu demiş. O halde şuraya da bir diklik çizelim teğet olduğu için. Buraya da bir diklik indirelim teğet. Bunlar r, r. Yani şurası 2r. Demek ki tam şu 6, şurası 6 birim ya normalde. 2r 6, r'yi bulduk 3. R3 bize de denklemini mi soruyor? O zaman eşittirin bu tarafında 9 yazacak değil mi? 3'ün karesi. Bakın merkezin ordinatını da bulduk değil mi? Şurası x'e olan uzaklığı. Ordinatı da 3'tür merkezin. Demek ki y eksi 3 ile ilerleyecek. O zaman bunlar da iptal.
Yani Bursa şıkkı geldi. Apsisi de şurası zaten değil mi dostum? Bak T9 diyor ya 9. X eksi 9'da da başlayacaktı zaten. Yine Bursa'yı işaretleyecektik. 22. Çemberin denklemi nedir diye soruyor. Şimdi A noktası, bakın OA bir kiriş. Biz kiriş görünce tam ortasına dik indirecektik, değil mi? Bu diklik tam ikiye bölüyordu. 8 olduğu için burası 4, 4. OB de bir kiriş hocam. O zaman kirişin yine tam ortasına dik indirelim. Burayı da ikiye bölsün. 8 olduğu için yine 4, 4. Merkezin koordinatlarını bakın bulduk. Merkez 4'e 4 çıktı dostlarım. O halde x eksi 4, y eksi 4 diye devam edecek bizim denklemimiz. Şunların hepsini sildim. Bunların ikisi. Şimdi yarıçapta hemen kirişin ucuna yarıçapı çizip 4, 4, 4 kök 2'dir diyorum. Karesi de 32 yaptığı için eşittirin sağında 32 olacak dedim dostlar. 23. Tekerleklerinin denklemi bunlar olmaktadır. Buna göre bisikletin ön ve arka tekerlekler üzerindeki en uzak iki nokta arasındaki mesafe nedir diye soruyor. Hemen şurada göstereyim dostlar. Bir tane çember var elimde. Bunun merkezi 2'ye eksi 1. Şöyle. Başka bir çember var. Bu arada bunun yarıçapı da 4. R4 diyelim. Bunun yarıçapı da 7. Bunun da merkezi eksi 3'e 11. Şimdi bu iki çemberin hemen merkezler arasındaki uzaklığı bulalım. Neydi formül? X'leri çıkart. 2 eksi eksi 3'ten 5, eksi 1 eksi 11'den de 12, 5 12'den de 13 geldi dostlarım. Şu aradaki mesafe 13'müş. Şimdi bize ne diyordu? En uzak iki nokta. Hemen bu merkez doğrularını biraz daha uzattığımda işte şu iki nokta arasındaki uzaklık birbirine en uzak iki noktadır. Bunun yarıçapı 7. Bununki de 4 olduğu için toplam 24 mi oldu arkadaşlarım? En uzak iki nokta 24. En yakını sorsaydı şurayı bulacaktık, değil mi? Burası da en kısa. Çemberler arasındaki en kısa mesafeydi. Evet, 24 numaradayız. Bir kişinin konumu verilmiştir. Dönme dolap üzerindeki bir kişinin konumu verilmiştir. Yukarıdaki dönme dolap yere dik ve merkezi M noktası olan 7 metre binaya 8 metre uzaklıktadır diyoruz, değil mi? Merkezi M noktası olan yere 7 metre, şurası 7'ymiş tam yere olan uzaklığı, binaya olan uzaklığı da 8 metreymiş dostlarım. Tamam. Hani dönme dolap üzerinde kişi yok ki, ona baktım ben de. Neyse. B noktasında kabinde duran bir kişi de. Heh, burada bir kişi varmış. Şunu biraz daha kalın ve mavi yapayım ya. B noktasında bir kişi var. Yere uzaklığı 10 metre. Şöyle gösterelim. Yere uzaklığı 10 metre. Binaya uzaklığı 12 metredir. Şurası da 12 metreymiş. Şöyle gösterelim. Şimdi merkezimizin buraya olan uzaklığı 7 idi. Şurası 7. O halde bunun üstüne şuraya ne kaldı? 10 olması için 3. Merkezin buraya olan uzaklığı 8'di. Şurası 8. Buraya ne kaldı o halde? 4. Yarıçapım ne çıktı? 5. Dönme dolapta çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Yarıçapım 5 olduğu için bir kere kesinlikle denizli. Merkezde apsisi 8, ordinatı 7. X eksi 8, y eksi 7 diye devam edecek. Zaten bulduk yarıçapı 5 olunca. 25. Aşağıda futbol sahası ve antrenman yapan Ali Gürkan görünmektedir. Eni 18 metre olan sahada Ali topu yerden ve doğrusal bir şekilde orta sahanın çember yay üzerinde kendisine göre en uzak noktada bulunan Gürkan'a atıyor. Gürkan Ali'ye en uzak noktadaymış. Hemen merkezden geçen doğruyu çizdiğimde demek ki şurası doğrusalmış. Orta saha çemberinin çapı 10 metredir. Yani yarı çapı 5 metredir diyor. Demek ki şurası da 5, burası da 5. Ali orta çizgiye 8 metre ve en yakın çizgiye de 3 metre uzaklıktadır. Ali orta çizgiye neymiş? 8 metre ve
en yakın yan çizgiye 3 metre uzaklıktadır. En yakın yan çizgiye 3, orta çizgiye 8. Tamam. Yan çizgi dediği acaba şunlardan mı kastediyor yoksa alttakilerden mi? Tam orayı düşünemedim. Neyse bir devam edelim de. Başlangıç noktası orijin kabul edildiğinde topun aldığı yol kaç metredir diye bir soru soruyor. Yani bize şuradaki uzunluğu soruyor. Toplam uzunluğu arkadaşlarım. Şimdi şuradan aşağı indirdiğimde onu da bulalım. Şimdi buraya 3 dediysek burası tam ortada olduğu için 9 olacak buranın toplamı. 6 kaldı buraya. Ha, evet 6, 8, 10 çıktı şurası. Gürkan'a kadar da bir 5 daha gidecek. 15 metre yol alır top Gürkan'a gidene kadar. Evet. Kaç soru varmış ya? Oh da varmış birkaç tane daha. Tamam, 26'dayız. Hapşıracağım. Elhamdülillah. Siz de görün. Çemberin denklemini soruyor. Tamam. Şimdi merkezi lazım bize bakın. Şurası R. Burası da R. Demek ki şu da R, R. 5 olması için 5 eksi R. 12 olması için 12 eksi R. Dondurma kuralından bunlar eşit 5 eksi R. Yine dondurmadan bunlar eşit 12 eksi R. Bak birkaç defa daha yaptık bu işlemi değil mi dostlarım? Başka sorularda. Şuradaki mesafede 13 olduğunu biliyoruz biz şuranın. Demek ki 17 eksi 2R 13. 4 eşittir 2R. R eşittir 2 geldi. Yarıçapı 2. O halde eşittirin sağında 4 yazmalı. Buradan 2 şık eledim. Merkez R'ye R idi. Yani 2'ye 2. Ama bölgesine baktığımda x'ler eksi 2 olacak. O halde x artı 2 ile başlayacak denklem. İşte Denizli'de gördük dostlarım. 27. Bariyerin karşıdan görünümünün dik koordinat düzleminde yerleştirilmiş hali görülüyor. Tamam. Yüksekliği 2 birim olan bariyerin uç noktasının izlediği yörüngeyi üzerinde bulunan çember yayı x eksenini 6'ya 0 noktasında kesmektedir. Bunu da bir kısmı verilen çemberin denklemi nedir diye bir soru soruluyor bize dostlarım. Peki. Peki, 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 peki. Şimdi bu çember yayının merkezi burası oldu değil mi dostlar? Ve merkezimize dikkat edin y ekseni üstünde. O halde apsisi 0, ordinatı 2. Demek ki x eksi 0'ın karesi. Yani sadece x kare olacak. Şunu bir silelim. Y eksi 2'nin karesi. Şunu silelim. Şimdi bizi ilgilendiren yarıçap. Yani şurası yarıçaptır dostlarım. Şurayı arayacağız. E burası 6, burası 2 ise yarıçapta 2 kök 10 çıktı değil mi? Biri diğerinin 3 katıysa. O halde karesi gelecek 40. Cevap Edirne'den çıktı. Şimdi durdurayım da zil çaldı. Bir dahaki ders devam ederim. Evet, devam edelim. 28'deyiz dostlarım. Aşağıda bulunduğu K noktasından eşit aralıkla dalgalar üreten bir radarın görüntüsü. L noktasının koordinatlarını vermiş. 1'e 1. Tamam. M noktası eksi 2'ye 7. K ve L, K, L ve M doğrusal. N noktasından geçen ve K merkezli çemberin denklemi nedir diye bir soru sormuş bize de. Peki. Şimdi L'nin koordinatları K'nın koordinatlarından eşit uzaklıkta gidiyorlar. Şunlar hep eşit uzaklıkta şöyle. Tamamdır. Burası 1'e 1. M'nin koordinatları da eksi 2'ye 7. Eksi 2'ye 7. Şimdi bakın bu KLM'yi şuraya çizsem ben. K, L ve M desem. KL'nin arasında bir birim var. Şurada bir birim var. Yani bir M diyelim ya da bir ne diyelim? X diyelim buna. Bir X. L ile M'nin arasında bir, iki, üç birim var. Şurası 3x olacak o halde. Biz L'nin koordinatlarını 1'e 1, M'nin koordinatlarını da eksi 2'ye 7 diyebiliyoruz. Bakın şimdi burada ne yapacağız? Hani şu noktanın analitinde yaptık ya. Buradan buraya bu kadar artmış, buradan da buraya bu kadar artmış deyip K'nın koordinatlarını bulacağım dostlarım. Şimdi eksi 2'den 1'e,
x'lere bakın. 3 birim artmış. 3x de 3 arttıysa 1x de 1 artar. O zaman k'nın apsisi 2 olacak. 1 arttırırsam. 7'den 1'e 6 düşmüş. 3x de 6 düştüyse 1x de 2 düşecek. 1'den 2 çıkartırsam eksi 1. Demek ki benim k noktamın koordinatları 2'ye eksi 1 olacak. Yani merkez bunlar olacak. Demek ki denkleme baktığımda eksi 4 olmalı değil mi? Çünkü yarısının ters işaretlisini alıyorduk. O zaman bu değil. Bu da değil. Yine yarısının ters işaretlisi eksi 1 olması için 2 olmalı buranın. Bu da değil dostlarım. Yani cevap şimdi ya Bursa ya da Denizli. İkisinden birisi. Bakalım. Merkez belli edecek bunu da. Şimdi merkezi bulmalıyız. Peki biz M ile L arasındaki uzaklığı ölçsek, iki nokta arası mesafeden, yani şurayı bir bulsak. Şöyleydi değil mi? LM arasındaki uzaklık. Kök içinde x'ler farkı 1 eksi eksi 2'den 3 karesi, 1 eksi 7'den 6'nın karesi. 3 6 ise 3 kök 5 gelir dostlarım buradaki LM uzaklığı. Demek ki her birisinin uzaklığı kök 5, kök 5, kök 5, kök 5'miş. Şimdi K'nın buraya olan uzaklığı 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O halde 5 kök 5. Bakın N noktasından geçen çemberin yarıçapı 5 kök 5 çıktı dostlarım. Şimdi denklemini yazalım o halde. Şöyle olacak değil mi? Merkezi 2'ye eksi 1'di. X eksi 2'nin karesi artı Y artı 1'in karesi eşittir yarıçapın karesi. 5 kök 5'in karesi 25. 5 ile çarptım 125 yaptı arkadaşlar. Evet, düzenleyelim. X kare artı 4 eksi 4x artı y kare artı 1 artı 2y eşittir 125. X kare artı y kare. Şunları yazdım. Eksi 4x bunu yazdım. Artı 2y bunu yazdım. Şunların toplamı 5. 125 buraya eksi geldi. Eksi 120 kaldı dostlarım. Eşittir 0. Bursa şıkkı doğru cevapmış dedik. Eksi 120'ymiş. Evet, 29 son sorumuz. Kare biçimindeki bir kağıdın kenarlarına KLMN noktalarında teğet olan daire kesilip çıkarılarak aşağıdaki koordinat düzlemine yerleştirilmiştir. Eksi 4 nokta üzerindedir. KLMN noktalarından geçen çemberin genel denklemi nedir diye de bir soru sormuş bize. Peki. Bakalım neler yapacağız. Şimdi şurası 2 birim, şurası 4. Böyle eğik kare görünce hemen 4 köşesinden de geçen şu büyük kareyi çizin demiştik. Bunlar eş oluyordu. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 diye de yazalım bunları. Şimdi bu çemberin bize merkezi lazım. Yarıçapı lazım. Bunları bulacağız dostlarım. Bir kere şurası 2 kök 5. Ve bu benim dairemin çapına eşit, değil mi dostlar? 2 kök 5. O halde yarısı kök 5 kök 5. Yani yarıçapını bulduk. Kök 5. Şuraya yazalım. R eşittir kök 5. Şimdi merkezinin koordinatlarını bulmalıyız bir de dostlar. Merkezinin apsis ve ordinatını bulmayız. Yani şuraya olan uzaklığımızı ve şuraya olan uzaklığımızı ölçmeliyiz. Şimdi bunları bulalım. Peki bu tam ortada olduğu için şurası toplam 6 ya. 3 burası. 3 de burası olmaz mı kardeşlerim? Yani merkezimin apsisi 3, ordinatı eksi 3 oldu. Onu da yazalım. 3'e eksi 3. Şimdi denklemi yazıyorum. X eksi 3'ün karesi artı y artı 3'ün karesi eşittir r kare, yani 5. Düzenleyelim, şurada yapalım. X kare artı 9 eksi 6x artı y kare artı 9 artı 6y eksi 5 eşittir 0 diyelim. X kare artı y kare eksi 6x olacak bir kere. Bu değil, bu değil, bu değil. Artı 6y diye devam edecek. İkisi de tamam. 9, 9 daha 18, 5 çıktı, artı 13. Artı 13'te Ceyhan'da var. Evet, 29'da tamamdır. Sınav sorularını çözmüyorum demiştim telif hakkı nedeniyle.
Burada durdum arkadaşlarım. Çemberin analitinde bitirmiş olduk böylelikle. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.